MIT Açık Ders Malzemeleri Lineer Cebir 18.06 13. Ders. Pekala. Bugünkü dersimiz bu dersin ilk bölümüyle ilgili. AX eşit B kısmıyla sınav bölüm 3'e odaklanacak. Çünkü 3. bölümde dikdörtgensel matrisleri işledik. Sıfır uzayları ve A devriğin sıfır uzayına baktık ve ranka. Aslında matrisin kare ve tersi alınabilir olduğunda anlaşılması kolay olan her şey söz konusu dikdörtgensel matrisler olduğunda üstünde düşünülmesi gerekiyor. Demek ki vektör uzayları ve alt uzaylar ve her şeyden önce şuradaki 4 alt uzaya bakacağız. Pekala, bugün eski imtihanlara bakacağım, soruları okuyacağım, gerektiğinde tahtaya yazacağım ve cevaplara bakacağım. Birincisini okuyorum. Pekala, biraz yazacağım. U, V ve W, R7'de sıfır olmayan vektörler olsun. Olası olan bunlar bir vektör uzayını gerer. Bunlar R7'nin bir alt uzayını geriyor ve olası boyutlar ne? Bu direkt bir soru. U, V ve W tarafından gerilen alt uzayın boyutu ne olabilir? Pekala. 1, 2 veya 3. Doğru. 1, 2 veya 3. Bundan fazla olamaz. Çünkü 3 tane vektörümüz var. Ve 0 da olamaz. Çünkü vektörlerin 0'dan farklı olduğunu söyledim. Eğer bütün bunların 0 olmasına müsaade etmiş olsaydım, o durumda 0 boyutlu alt uzay da işin içine girerdi. Şimdi daha ciddi sorulara geçebilir miyim? Pekala. Elimizde 5'e 3'lük bir matris olsun. Ve buna U diyelim. Bunun basamaklı biçimde olduğunu söylüyorum. Ve 3 tane pivot olsun. R eşittir 3. 3 pivot. Tamam. Birinci soru. Sıfır uzayı nedir? Bu U matrisinin sıfır uzayı nedir? Matrisimiz 5'e 3'lük. Ve burada görsel olarak 5'e 3'lüğün ne anlama geldiğini görmeyi yararlı buluyorum. Bunun şekli ne? 3 sütunlu. U'da 3 tane sütun var, 5 tane satır, 3 tane pivot ve 0 uzayı nedir? U'nun 0 uzayı bu özel bir şey gerektiriyor. Aradığım cevap sadece 0 uzayının tanımı değil. Bu verilen bilgiler dahilinde bu matrisin 0 uzayını istiyorum. Peki nedir bu? Sadece 0 vektörü. Bize rankın 3 olduğu söylenmiş. Dolayısıyla bu 3 sütun bağımsız olmalı. Bu sütunların hiçbir bileşimi 0 vektörünü veremez. Demek ki bu 0 uzayındaki yegane şey 0 vektörü. Ve ben bu vektörün 0, 0, 0 olduğunu da söyleyebilirim. Bunda bir sorun yok. İşte 0 uzayında olan bu. Pekala, devam edelim. Sorunun farklı kısımları var. Burada ya evet, size ona üçlük bir B matrisi soruyor. Ki bu U ve 2U matrisi. Aslında burada R yazmam gerekirdi. Belki şimdi şuraya da R yazmalıydım. Bu birkaç yıl öncesinin benim U'ya R'den daha çok önem verdiğim zamanların bir sınavı. Pekala. Bu matrisin basamaklı biçimi nedir?
Basamaklı biçimi, rankı nedir ve basamaklı şekli nedir? Bu indirgenmiş basamaklı biçimde olsun. Bunun için R harfini kullanayım. Şimdi size indirgenmiş satıra göre basamaklı biçimi soracağım. Yani U'nun indirgenmiş satıra göre basamaklı biçimde olduğunu ama şimdi matrisin boyunu 2'ye çıkarttığımı düşünün. Satır indirgemesi yaparsak ne olur? Hangi satır indirgenmesi bizi bu matrise götürür? Dolayısıyla yok etme yapmaya başlayın. Burada teker teker satırlar üzerinde yok etmeyi uyguluyoruz. Tabii iki bloklar şeklinde düşünebiliriz. Peki ne oluyor? Cevap neye benzeyecek? U ve Z ya da R. Bu U harfine sadık kalacağım ama bunun indirgenmiş biçim olduğunu hatırlayacağım. Ve sıfır. Tamam, güzel. Ve sonra da şu matrisi sorar. U ve sıfır. Pekala, bunun basamaklı biçimi nedir? Bu satırsal yok etmenin ne olduğunu anlamaya yönelik bir soru. Bu düşünceyi aklımdan geçirdim. Ne durumdayız? Yok etmeye başlarsak temel olarak bu satırları bundan çıkaracağız. Bu bizi U sıfır eksi U'ya götürecek sanırım, değil mi? Tüm her şeyi R'ye indirgeyin. U'nun aslında R olduğunu varsayalım. Gerçekten de satırca indirgenmiş basamaklı biçime gidiyoruz. Peki orada duracak mıyız? Hayır. Temizlemiş olmalıyız. Bunu da kullanabiliriz. Bu doğru mu gerçekten? Bu satırı aldım. Bunları elde etmek için bu satırları bundan çıkarttım. Şimdi bu satırları bunlardan çıkarttığımda bu bana sıfır verir. Ve şimdi eğer R'yi yani satırca indirgenmiş basamaklı biçimi arıyorsam daha fazla ne yapabilirim? Bu durumda pivotta artı olanları isterim. Dolayısıyla burayı artı yapmak için bunu eksiyle çarparım. Artık esas olarak burada satırca indirgenmiş basamaklı biçimi görmekteyim. Yapmam gereken ufak bir şey daha var. Bu en son şeyin ne olduğunu görüyor musunuz? Eğer U satırca indirgenmiş basamaklı biçimde ise ve artık U'ya bakıyorum. Atmam gereken son küçük bir adım daha var. Bu öyle çok zor bir iş değil. Ama bunu gerçekten indirgenmiş biçimde istiyorsam ne yapmam gerek? Bazı sıfır satırlarım olabilir. Ve bunları kesinlikle en alta taşımalıyım. Bundan bir proje çıkaracak değilim. Tamam. Bu matrisin rankı nedir? Bu C matrisinin rankı nedir? Orijinal U'nun rankının 3 olduğunu bildiğime göre bu arkadaşın rankı nedir? 6, değil mi? Rankı 6 diyebilirim. Peki bu B'nin rankı ne? Şimdi onunla ilgilendiğimize göre. B'nin rankı 6 mı 3 mü? Doğru cevap 3. Rankı 3. Artık 3 tane pivotu da görebildiğimiz yere geldiğimize göre şükürler olsun. Bu kolay bir şey. Sıfır uzayının C devriğin sıfır uzayının boyutu ne? Oh. Pekala. Şimdi yapacağım şey eğer sıfır uzayının boyutunu arıyorsam bu matrisin boyutunu bilmem gerek. Pekala. C matrisinin boyutu ne? Ona altılık gibi görünüyor, değil mi? 10 çarpı 6. Dolayısıyla C 10 çarpı 6 ise M eşittir 10. Yani C'nin 10 satırı var. C devrin ise 10 sütunu var. Yani burada 10 sütun var.
Dolayısıyla elimde kaç tane serbest değişken var? Eğer C devrikte 10 sütunla başlarsam bu orijinal C için M eşittir 10 demek. Peki bundan neyi çıkartacağım? 6'yı. Çünkü bunun ranka eşit olduğunu söyledik. Dolayısıyla elimde 4 kaldı. Tamam. Teşekkürler. Sanırım ki bu doğru cevap. C devriğin sıfır uzayının boyutu 4 olmalı. Doğru. Evet. Tamam. Bu en azından bazı boyut hesaplamalarında ortaya çıkan bir soru. İşte bir başka tip soru. Size bir denklem veriyorum. Ax eşittir 2, 4, 2. Ve tam çözümü de vereceğim. Ama size matrisi vermeyeceğim. Bir şey daha. Bir başka vektör 0, 0, 1. Tamam. Tamam. İlk sorum satır uzayının boyutu nedir? A matrisinin. Bu sorudan öğreneceğiniz ana şey bir sorunun böyle başlayabileceği. Bir çeşit tersinden cevabı verip soruyu vermemek. Ama buradan epey bilgi edinebiliriz. Ve hatta bazen bu A matrisi hakkındaki tüm bilgiyi elde edebiliriz. Tamam. Satır uzayının boyutu nedir? Rankı nedir? Bu matrisin boyutu hakkında bana bir şeyler söyleyin. Pekala. Üzerinde düşüneceğimiz şeyler bunlar. Her şeyden önce bu matrisin şeklini. Kesinlikle 3 tane satır var. Ancak bu 3'e 3'lük mü? Dolayısıyla çarpılan x'lerin 3 bileşeni var. Peki bu matrisin 3 sütunu var mı? Evet. Demek ki aynı uzunluğu B'de de görüyorum. Yani 3'ü. X'te de görüyorum. Dolayısıyla bu bir 3'e 3'lük matris. Peki rankı ne bunun? Rankı bunun sıfır uzayı hakkında bir şeyler söyleyeyim bana. Rank için doğru cevabı duydum. Bu durumda rank 1. Neden? Çünkü sıfır uzayının boyutu yani A'nın sıfır uzayının boyutu bu tam çözümü bildiğime göre bu 2'dir. Burada iki vektör görüyorum ve bunlar A'nın sıfır uzayında bağımsızdırlar. Çünkü bunlar A'nın sıfır uzayında olmak zorundalar. Eğer bu vektörlerin bazı katlarını çözüm içerisine alabiliyorsam, o zaman bu bana bunun sıfır uzayında ne olduğunu söyler. Dolayısıyla bu sıfır uzayının boyutu 2'dir ve sonra ben tabii ki bütün bu 4 alt uzayın boyutlarını biliyorum. Bu artık bize matrisin ne olduğunu sorar. Güzel. Bu durumda matris nedir? Bunu çözmeye çalışayım mı? Pekala. Yapmamı istiyor musunuz? Tamam. Bu matrise bakalım. En azından başlayalım. Eğer A çarpı şu x 2, 4, 2 veriyorsa bu bana A matrisi hakkında ne söyler? Eğer A çarpı X bu denklemi çözüyorsa bu durumda bu bana A'nın ilk sütununun bir, iki, bir olduğunu söyler, değil mi? A'nın ilk sütununun 1, 2, 1 olması gerek. Çünkü bunu X ile çarparsam bu sadece ilk sütunla çarpılacak ve bana 2, 4, 2'yi verecek. Yani iki sütun daha bulmam gerek. Peki bunları bulmak için elimde hangi bilgiler var? Sıfır uzayını biliyorum.
Bunun sıfır uzayında olduğu gerçeği bana matris hakkında ne söyler? Bu matrisin sıfır uzayında 0, 0, 1 var. Bu bana matrisin son sütununun sıfırlardan olduğunu söylemekte. Çünkü bu sıfır uzayında ve son sütunun sıfırlardan oluşması lazım. Bu sıfır uzayında olduğuna göre ikinci sütun nedir? Bunun sıfır uzayında olması demek a'yı bu vektörle çarpıp sıfırlar elde etmem demek. Buna göre bunun eksi 1, eksi 2 ve eksi 1 olması lazım. Tamam. Bu soru tam çözümde olan bilgiyi ortaya çıkaran bir soru tipi. Güzel. Şimdi de size hangi vektörler, hangi B vektörleri için AX eşit B'nin çözülebilir olduğunu soracağım. Dolayısıyla B için bir şart arıyorum. Varsa tabii. Tüm sağ taraftaki B'ler için çözülebilir mi? Hayır, kesinlikle hayır. Peki bu ne zaman çözülebilir? Peki bunu sınavda da söyleyeceğim. Bana sadece eğer B sütunun uzayındaysa demeyin. Çünkü B sütun uzayında olduğu zaman onun tam olarak çözüleceğini ben de biliyorum. Dolayısıyla size bu matrisin sütun uzayının ne olduğunu soruyorum. Eğer B'nin şekli, dolayısıyla sanırım size bu matrisin sütun uzayının ne olduğunu soruyorum. Peki nedir o? Öyleyse bu matrisin sütun uzayı B'nin tüm katlarıdır. B 1, 2, 1'in katıdır. Doğru mu? Eğer bu 1, 2, 1'in katlarıysa bu çözülebilir mi? Ve tabii ki elbette evet. Bu 1, 2, 1'in katıydı. Ve böylece çözümü buldum. Dolayısıyla bu elimde çok sayıda sıfır uzayının olduğu bir durum. Rankın büyük olduğunu hatırlayın. R'nin mümkün mertebe büyük olduğu diğer durumları da hatırlayın. R, M'ye veya N'ye eşit. Bunun üzerinde tam bir ders harcadık. Tam rank, tam bir ders. Bu önemli. Önemli bir husus. Devam edeceğim. Bana göre en iyi tekrar bu. Tüm fikirleri ortaya çıkarıyor. Kameradan özür diliyorum. Gözlüğümü takmam gerek. Pekala. Birkaç tane doğru yanlış durumu inceleyelim. Ancak kısa sınavda doğru yanlış sorusu olmayacak. Bu bize hızlı bir tekrar için zaman verecek. İşte bir tanesi. Eğer sıfır uzayı elimde bir kare matris var ve eğer bunun sıfır uzayı sadece sıfır vektörü ise A devreğin sıfır uzayı nedir? Matris karesel olduğuna göre A devreğin sıfır uzayı hakkında ne biliyorum? Tabii sıfır vektörü hakkında da. Güzel. Bu son derece önemli bir nokta. Pekala, buna ne dersiniz? Bu 5 çarpı 5'lik matrislerin oldukları uzaya bir vektör uzayı olarak bakın. Bu dolayısıyla 25 boyutlu bir vektör uzayı. Tüm 5 çarpı 5'lik matrisler. Tersi alınabilir matrislere bakın. Bunlar bir alt uzay oluşturuyor mu? Dolayısıyla elimde bu 5 çarpı tüm 5 çarpı 5 matrislerin uzayı var. Bunları toplayabilirim. Sayılarla çarpabilirim. Ama bunları şimdilik tersi alınabilir olanlarla sınırlıyorum. Şimdi soruyorum. Bunlar bir alt uzay oluşturur mu? Ve sizin cevabınız epeyce cılız çıktı.
Ama her halükarda hayır, değil mi? Çünkü iki tane ters alınabilir matrisi topladım ama cevabın da tersinin olup olmadığı konusunda fikrim yok. Eğer bu tersi alınabilir olanı çarparsak, içinde sıfır matrisi olmadığından bu alt uzay bile olamaz. Bunu sıfırla çarpabilmeliyim ve alt uzayda kalmalıyım. Tersi alınabilir olanlarla bu yapılamaz. Tekil olanlar da işe yaramaz. Bunlar sıfır, sıfır matrisi. Tekil matrisler arasındadır. Ancak iki tekil matrisi toplarsak cevabın tekil olup olmadığını bilmiyorum. İşte başka bir doğru yanlış sorusu. Eğer B kare sıfırsa B de sıfırdır. Doğru mu yanlış mı? Eğer B kare sıfırsa doğru mu yanlış mı? B kare eşit sıfır. Dolayısıyla B bir kare matrisi olmalı. Dolayısıyla bunu kendisiyle çarpabilirim. Peki bu B'nin sıfır olduğunu gösterir mi? Kareleri sıfır olan matrisler var mıdır? Evet mi hayır mı? Evet, öyle matrisler var. Kareleri sıfır matrisi veren matrisler vardır. Eğer B kare sıfırsa B'nin sıfır olduğunu bilmiyoruz. Örneğin buna en iyi örnek bu matristir. Bu matris tehlikeli bir matris. Bu matris daha sonra neyin yanlış gidebileceğine dair bir örnek olarak verilecek. Burada gerçekten basit. Dolayısıyla bu matrisin karesini alırsam sıfır matris elde ederim. Bu da belli. Tamam mı? M bilinmeyenli ve M denklemli bir sistem. Sütunlar birbirinden bağımsızsa her sağ taraf için çözülebilir. Tamam mı? Bunu tekrar söyleyebilir miyim? Bunu kısaca yazacağım. M'ye M matrisinin sütunları bağımsızsa soru şu. AX eşit B denklemi daima çözülebilir mi? Cevabı evet veya hayırdır. Tamam mı? Pekala, hanginiz birkaç haftadır televizyonda yayınlanan şu yarışma programını izledi? İsmi neydi? Milyon dolar kazanma gibi bir şey. Nasıl milyoner olunur muydu? Bir çılgın adam sunuyordu. İsmi neydi? Regis, doğru Regis. Tamam. Doğrusalca bir yapmanız gerekirken bunu seyrettiyseniz, tabii ki benim ödev yapmam gerekmediğinden ben seyrettim. Yani 3 tane ilginç, acayip nokta var. Orada 3 şekilde yardım olabiliyordunuz. Doğru. Ama her birini bir kere kullanabiliyordunuz. Ve 3'ünü de aynı anda kullanamıyordunuz. Hatırladınız mı? Seyircinin fikrinin alınması epeyce kullanılan ve başarılı bir yoldu. Dolayısıyla ben de burada seyircinin fikrini alacağım. Başka bir olasılıkla, ikinci olasılıkta bir arkadaşınızı aramaktı. Tabii size yanlış cevap verirse artık arkadaş kalabilir misiniz onu bilemem. Ama bu işte güvenilir değildi. Örneğin abinizi arayıp diyelim ki Bosna'nın başkentini soruyorsunuz. Bilemiyor tabii ve bir tahmin yürütüyor. Tamam, pekala. Matrisimizde bağımsız sütunlar var. AX eşit B her zaman çözülebiliyor mu? Evet diyenler ellerinizi kaldırın. Birkaç kişi. Peki kimler hayır diyor? Aman tanrım, bu izleyiciler hiç de güvenilir değil. Yarı yarıya. Ben de evet diyeceğim. Benim uyum evet. Çünkü bağımsız sütunlardan dolayı rank tam boyut olan M'ye eşit.
Yani elimde rankı M olan bir matris var. Bunun anlamı, yani bunun kare matris olduğu, dolayısıyla bu ters alınabilir bir matris ve hiçbir şey yanlış gidemez. Bu sonucun güzel olduğu bir örnek. Bu tür durumlar ikinci bölümde görülüyor. Üçüncü bölümün sonuçlarından bir tanesi... Tamam. Eski bir kısa sınavdan bir başka örnek alalım. Bakalım o zaman. Tamam, size bir matris vereceğim. Ancak bunu birkaç matrisin çarpımı şeklinde vereceğim. 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, çarpı diğer bir matris 1, 0, eksi 1, 2, 0, 1, 1, eksi 1 ve tüm sıfırlar. Tamam. Şimdi size herhangi bir çarpım yapmadan ve B matrisini bulmadan bu matris hakkında sorular sormak istiyorum. Bana bir şey söyleyebilir misiniz? Şimdi ben size B matrisi hakkında soru soracağım. Ve bunu çarpmadan size cevabını vereceğim. Örneğin sizden sıfır uzayı için bir taban bulmanızı isteyeceğim. Sıfır uzayı için bir taban. Dolayısıyla B eksi eşit sıfır denklemini çözeceğim. Bana B'nin sıfır uzayı için bir taban verin. Bakalım hangi boyuttayım. B'nin sıfır uzayı R üzeri bir şeyin bir alt uzayıdır. Burada hangi boyuttaki vektörlere bakıyorum? Çünkü boyutu bilmezsek onu bulamayız, değil mi? Sıfır... Bu matrisin 3 çarpı 4 olacağı açıktır. Dolayısıyla sıfır uzayını arıyorsak R4'te bulunan x vektörlerini arıyoruz. B'nin sıfır uzayı kesinlikle R4'ün alt uzayıdır. Peki bunun boyutunun ne olduğunu düşünüyorsunuz? Tabii tabanı bulunca anında boyutu bileceğiz. Ama önce bir an duralım. B matrisinin rankı nedir? Bakalım bu matrisin tersi alınabilir mi? Şurada duran kare matrisin. Sanırım ki bu böyle. B matrisinin tersi alınabilir gibi görünüyor. Bu yeteri kadar açık mı? Evet, evet. Burada yanlış yaptım ama hala bu matrisin tersinin alınabilir olmasını umuyorum. Evet, çünkü eğer bu üç sütunun bileşimine bakarsam, güzel, bu ortadaki sütunu kullanamam. Çünkü burada 1 var. Ve bu pozisyonda, yani sütunda, aksi takdirde hepsi 0 olur. Dolayısıyla 0 veren bir bileşim bize bu problemi veremez. Ve diğer ikisi açıkça bağımsız setlerdir. Dolayısıyla bu matrisin tersi alınabilir. Daha sonra determinant alıp başka şeyler de yapabiliriz. Pekala. Durum nedir? Eğer elimde güzel ve tersi alınabilir bir kare matris varsa ve bu vatandaş ve şu ikinci çarpanla çarparsam ve sıfır uzayını arıyorsam bunun bir etkisi olur mu? Sıfır uzayı mı? Yani size sorduğum şey B'nin sıfır uzayı sadece bu kısmın sıfır uzayıyla aynı mı değil mi? Bana göre öyle. Sanırım öyle. Çünkü eğer Bx sıfırsa bu vatandaşla çarpımda sıfır olur. Ama eğer bu çarpı herhangi bir x de sıfır veriyorsa soldan bunun tersiyle çarpabilirim. Çünkü bunun tersini alabiliyordum. Ve
bu tip bx'lerin sıfır olduğunu bulabilirim. Bunları yazmamı ister misiniz? Eğer burada bir çarpım varsa c çarpı çarpı d diyelim ve c'nin de tersi de tanımlıysa bu durumda cd'nin sıfır uzayı d'ninki ile aynı olur. Eğer c'nin tersi varsa. Soldan tersi tanımlı bir matrisle çarpım sıfır uzayını değiştirmez. Tamam. Dolayısıyla size esas olarak bunun sıfır uzayını soruyorum. Bu çarpımı yapmak zorunda değilim. Çünkü burada c'nin tersi alınabilir. Yani ilk faktör olan c'nin tersi alınabilir. Bu sıfır uzayını değiştirmez. Oldu mu? Dolayısıyla bu sıfır uzayı için bir taban yazabilir miyiz? Pekala. Bunun sıfır uzayı için olan taban nedir? Dolayısıyla sıfır uzayı için olan taban, iki taneye bakıyorum. Tabii ki iki tane pivot var. Bunun rankı 2. İki tane özel çözüm arıyorum. Bunlar üçüncü ve dördüncüden gelecek. Serbest değişkenler. Tamam. Demek ki eğer üçüncü serbest değişken 1 ise sanırım burada eksi 1'e ihtiyacım olacak. Eğer bu çarpımı yaparsam 0 elde edeceğim. Bunda hemfikir misiniz? Eğer dördüncü değişkende 1 varsa belki de ikinci değişkende bir tane 1'e ve üçüncü değişkende de bir tane eksi 2'ye ihtiyacım var. Bunu açıkladık. Artık eğer geriye bakarsam bazen f dediğim bu serbest değişken kısmı 2'ye 2 köşesinde tüm işaretleri tersine dönmüş halde şurada duruyor. Yani burada eksi f değerini görüyorum. Ve burada da sıfır uzayı matris içinde birim matrisi görüyorum. İşte bu sıfır uzayı. Başka bir soru. Bx eşit 1, 0, 1'i çözün. Tamam. Bu sorulardan biri. Şimdi tam çözümleri yapın. Bx eşit 1, 0, 1 için. Pekala. Gördüğüm kadarıyla eğer 1, 0, 1 elde etmek istiyorsam özel çözümümüz nedir? Bir özel çözüm arıyorum ve daha sonra da sıfır uzayına bakacağım. Pekala. B'nin birinci sütunu, B matrisimizin birinci sütunu nedir? Bu 1, 0, 1 vektörüdür. Dolayısıyla matrisimin birinci sütunu sağ tarafla aynı. Dolayısıyla x özel artı sıfır uzayının x'i özel çözümü vermeli. Çünkü b'nin ikinci sütunu tamamen doğru. Harika. Ve elimde c çarpı birinci sıfır uzayı vektörü ile d çarpı diğer sıfır uzayı vektörü var. Tamam. İki çözümün sıfır uzayı kısmı her zaman olduğu gibi keyfi sabitlere sahip. Özel çözümde ise keyfi sabitler yok. Bu tek bir özel çözüm ve bu durumda bu işimizi görür. Tamam. Güzel. Dolayısıyla eski sınavlardan alınan soruların üzerinden geçtik. Aklınıza başka soru geliyor mu? Evet. Bu özel çözüm x özel. Bu özel çözüm x özel der ki bakalım ben bu vatandaşla çarparsam b'nin ilk sütununu elde ederim. Bu eğer bir çözümse b ile çarparım. B çarpı bu x b'nin ilk sütunu olur. Ve buna göre bu b'nin birinci sütunu sağ tarafla aynı olur. Dolayısıyla demek istediğim şey bu B matrisinin ilk sütununa bakın. Eğer çarpımı yaparsanız bu pekala bu matrisin birinci sütunu ne olur?
Bu matrisi birinci sütunla çarpıyorum ve 1, 0, 1'i alır. Dolayısıyla B'nin ilk sütunu aynen bu olur. Ve böylece özel çözüm bu vatandaş olacaktır. Evet. Tamam. Evet. Hayır, sadece bir tek özel çözüm yok. Sadece bir özel çözüm yok. Hiç de öyle değil, hayır. Bence buradaki güzel. Fakat seçtiğimiz herhangi bir çözümde özel çözüm olabilir. Yani bu artı gibi bu artı şu da başka bir özel çözüm olabilir. Bu başka bir çözüm de olabilir. Özel çözüm bize sadece bir tanesini almamızı söylüyor. Ama bize hangisini almamız gerektiğini söylemiyor. En işimize geleni alırız. Sanırım bu problem için uygulanan şu. Güzel. Başka sorusu olan? Evet. Tabii ki bu özel çözüm artı sıfır uzayı çözümü kalıbını unutmamak gerek. Bu doğrusal sistemlerin tüm matematiği boyunca devam eder. Burada yaptığımız şey doğrusal sistemlerin matematiği. Sistemlerimiz ayrık ve sonlu boyutludur. Ve dolayısıyla bu doğrusal cebirdir. Ancak bu özel çözüm artı sıfır uzayı çözümü matris boyutunun sonlu olmasına bağlı değildir. Ve bu epey yaygındır. Bu her yerde mevcuttur. Tamam. Size problemleri kitaptan almanızı tavsiye ederim. Ben de aynısını yapacağım. İşte bazı kolay doğru yanlış soruları. Yazar bunları niye buraya koymuş bilmiyorum. Tamam. Eğer m eşit n ise bu durumda satır uzayı sütun uzayına eşit olur. Böylece bunlar doğru ya da yanlış sorularıdır. Eğer m eşit n ise matris kare demektir. Ve bu satır uzayı sütun uzayına eşittir. Yanlış. Güzel. Peki eşit olan nedir? Neyin eşit olduğunu söyleyebilirim. Eğer m... Pekala, evet. Bu kesinlikle yanlış. Satır uzayı ve sütun uzayı ve bu matris güzel bir örnek. Dolayısıyla burada bir kare matris var. Ama bunun satır uzayı 0, 1'in katları ve sütun uzayı ise 1, 0'ın katları. Çok farklı. Satır uzayı ve sütun uzayı bu matris için tamamen farklıdır. Tabii ki matris simetrik olsaydı, o durumda satır uzayı sütun uzayına eşit olurdu. Tamam. Peki. Şu soruya bakayım. A ve eksi A matrisleri aynı 4 alt uzay paylaşırlar. A ve eksi A matrislerinin sütun uzayı aynı mıdır? Sıfır uzayı aynı mıdır? Satır uzayları aynı mıdır? Cevabınız nedir? Evet mi, hayır mı? Evet, güzel. Buna ne dersiniz? Eğer A ve B aynı 4 alt uzaya sahipse... Bu durumda A, B'nin katıdır. Örneğin bu alt uzayların aynı olduğunu varsayalım. Bu durumda A, B'nin bir katı mıdır? Böyle bir soruyu nasıl cevaplarsınız? Eğer... Evet demek isterseniz bu durumda bunun neden böyle olduğuna dair bir sebep bulmanız gerekir. Eğer hayır olarak cevap vermek isterseniz tabii ki verebilirsiniz. Bu durumda da neden böyle olduğunu düşünmek durumundasınız. Yani demek istediğim bunun doğru olmadığına dair bir örnek verebilir misiniz? Soruyu tekrarlayayım. Ve sonra da cevabı yazayım. Tamam mı? Bu soruyu tekrarlayayım. Doğru mu yanlış mı? Eğer... A ve B aynı 4 alt uzaya sahipse bu durumda A B'nin bir katıdır. Doğru mu yanlış mı? Şu anda ne düşünüyorsunuz? Birkaç tane doğru var. Bir oylama yapayım mı? Kaçınız doğru olduğunu düşünüyor?
Tamam. Size düşünmeniz için her şansı verdim. Bakalım. Ben olsaydım uç durumları alırdım. Pekala. Farz edelim ki tersi alınabilir bir matris var. A tersi alınabilir bir matris olsun. Peki sonra diyelim ki 6'ya 6'lık tersi alınabilir bir matris. Bu durumda bunun sütun uzayı nedir? Bunun sütun uzayı R6'nın tümüdür. Ve sıfır uzayı ve A devriğin sıfır uzayı da sıfır vektörü olurdu. Demek ki tersi alınabilir tüm matrisler bu cevabı verirdi. Elimde 6 çarpı 6 tersi alınabilir bir matrisim olduğunda bu alt uzayların ne olacağını biliyorum. Bu bölüm 2.7'de yapılmıştı alt uzayların ne olduğunu bilmediğim zaman. Satır uzayı ve sütun uzayının her ikisi de 6 boyutlu uzaydalar. Tüm uzay ve rank 6 bir başka deyişle bu sıfır uzayları sıfır boyutlu. Cevabı gördünüz mü? Her neyse ben yanlış diyeceğim. Çünkü A ve B örneğin A ve B herhangi bir tersi alınabilir 6 çarpı 6 6'ya 6'lık matrisler olsun. Dolayısıyla bunlar aynı 4 alt uzaya sahip olabilir. Ancak aynı olamazlar. Tabii ki bu matrislerde aynı olan bir şey olmalı. Bu bir çeşit doğal problem. Artık elimizde bir matematik problemi var. Cevap bu doğru değil şeklinde olmalı. Bir matris diğerinin katı olmak zorunda değil. Ancak doğru olan bir şey olmalı. İşte bu sorulabilecek doğal bir soru. Eğer bunların alt uzayları aynıysa aynı 4 alt uzay ne olur diyebilirsiniz. Öngörü her zaman doğru olmaz. Umarım artık doğru cevabın yanlış seçeneği olduğunu gördünüz. Tabii ki bunların aynı ranka sahip olduklarını düşünebilirsiniz. Tabii ki aynı 4 alt uzay varsa aynı ranka sahip olacaklar. Hatta bunlar... Her neyse bu soruyu genişletip diğer olasılıkları da düşünüp bunun doğru olmadığını gösteren bir şey bulabilirim. Ama bunu yapmayacağım. Alıştırma sorularına devam edelim. Bu alıştırma sorularının sınav için çok uygun olduğunu düşünüyorum. Bakalım. A'nın iki sütununun yerini değiştirirsem hangi alt uzaylar aynı kalır? Bu arada cevabını kolaylıkla bulabileceğimiz sorular seçiyorum. Eğer elimde bir A matrisi varsa ve bunun iki sütununun yerini değiştirirsem hangi alt uzaylar aynı kalır? Satır uzayı aynı kalır. Sıfır uzayı aynı kalır. Güzel. Güzel. Doğru. Sütun uzayı hatalı cevap olurdu. Tamam. Peki bir soru daha. Bu bir sonraki bölüme götürüyor. Neden bu 1, 2, 3 vektörü hem satır hem de sıfır uzayında olamaz? Bu soruyla bugünü kapatıyoruz. Dolayısıyla ve bu 1, 2, 3 bir matrisin... Sıfır uzayında ve satır uzayında bulunamaz. Ve benim sorum neden bulunamadı? Neden? Dolayısıyla bu soru bize direkt olarak sorulduğundan kolaylıkla cevaplayacağımız bir soru.
Pekala. Hemen belirleyebilirim. Bu sıfır uzayında ve aynı zamanda bir satır olamaz. Daha da ileri gidebilirim. Bunu A'nın bir satırı yapalım. Neden olmasın? Ancak ben bu uzayların boyutunu biliyoruz. Ama şimdi bunlar arasındaki bir çeşit çakışmayı soruyorum. Dolayısıyla sıfır uzayı ve satır uzayı bunlar aynı N boyutlu uzaydalar. Bunların her ikisi de N boyutlu uzayın alt uzayları ve ben kısaca bunların çakışamayacağını söylüyorum. Böyle bir vektörüm olamaz. Hem sıfır uzayında olan hem de matrisin bir satırı olan tipik bir vektör. Neden ki? Bu yeni bir fikir. Bakalım bu ne anlama geliyor? Yani demek istediğim A çarpı bu V. Neden A çarpı bu V sıfır olamıyor? Pekala. Eğer bu sıfırsa bu da yine burada sıfır uzayına gidiyorum. Dolayısıyla bu. Şimdi bu vektörü sıfır uzayına koyalım. Neden matrisin ilk satırı 1, 2, 3 olamaz? Matrisi dilediğim şekilde doldurabilirim. Bu neden mümkün değil? Bunun mümkün olmadığını görüyorsunuz değil mi? Yani bu matrisin bir satırıysa ve aynı zamanda sıfır uzayındaysa bu sayı sıfır olamaz değil mi? 14 olur. Doğru. Pekala. Artık bu 4 alt uzayın tam görüntüsünü çıkarmaya başladık. N boyutlu uzayda bulunan bu ikisi aynı sıfır vektörü paylaşır. Sıfır uzayıyla satır uzayının kesişimi sadece sıfır vektörüdür. Zaten sıfır uzayı satır uzayına diktir. Bu pazartesi tatil var. Ve ben sizinle diklikleri incelemek için çarşamba günü buluşacağım. Cuma günü de görüşmek üzere. Kısa sınavda başarılar.